Böyle bir sürü insanımızı kaybettik, bir sürü insanımız öldü bu geçen 10 yıl içerisinde. Müdahalelerde, eylemlerde, katliamlarda, yanlış kararlarda birçok insanımızı kaybettik. Ruşen o röportajın ardından ana akım medyayı terk etmek durumunda kaldı. Ben üzerimde bir şey var. Onu söylemeden, sormadan, soru değil aslında. Ben Hopalıyım, biliyorsun. Hopalıyım. Ve hayatını kaybeden, Allah rahmet eylesin, Metin Lokumcu da benim akrabam. Ben Diyarbakır'da Ken Kılıçdaroğlu izlerken bu ve çok üzüldüm. Her anlamda. Bütün akrabalarım da, tanıdıklarım da. Sizin orada tabii olayların etkisiyle neler yaşandığını da arkadaşlarınızdan öğrendim Diyarbakır'da. Ama sonuçta gerçekten iyi bir insan tarihsiz bir şekilde öldü. İyi bir insan Metin Lokumcu, sizin memleketinizde yıllarca öğretmenlik yapmış birisidir. Tarihsiz bir şekilde öldü. Ve sizin ilk günkü şeyinizi, tepkinizi, şeyinizi gerçekten yadırgadık. Ben ve ailem, akrabalarım yadırgadık. Aradan geçen zaman içerisinde bu konuyu herhalde düşünmüşsünüzdür. Diyeceğiniz bir şey var mı? Ben öncelikle tabii sizin akrabanız olması sebebiyle başınız sağ olsun diyorum. Ama size bazı resimleri inşallah arkadaşlarım ulaştırsınlar. Bir de ses kasetlerini ulaştırsınlar. O ses kasetleri dinlediğiniz zaman, bir de o resimleri gördüğünüz zaman acaba emekli bir öğretmene bunlar yakışır mı diye herhalde siz de akrabanız da olsa hakkı teslim etmeniz gerekir diye düşünüyorum. Ama öldü efendim. Ne? Evet. Ben sadece bunu söylüyorum. Şimdi bu röportaj ardından hatırlayacaksınız Taraf Gazetesi'nin attığı rezil başlıklar, manşetler, özellikle NTV Demir Güncebas ve Gülşen Çakır'ı hedef alan ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin Mirgün'ün açtığı telefonlar nedeniyle düştüğü, düşürüldüğü üzerine yazılan yalanlar, o rezillikler ve bu iki gazetecinin ana akım medyayla bağları kesildi. Kendilerine bir alternatif medya alanı aradılar. Mirgün başka şeyler yaptı. İşte kitap yazdı, biraz kendini kenara çekti, başka daha popüler işler yaptı falan. Şimdi de Game diye bir cep telefonu üzerinden yayın yapan medyada çalışıyor. Ruşen de o zamanlar YouTube bu kadar popüler değildi, bu kadar yüksek bir izleyicisi yoktu. Ruşen de kendine Medyascope'u kurdu. Önce bir internet sitesi, ardından da bir YouTube kanalı olarak. SETA hatırlayacaksınız, Türkiye'de Avrupa basınında ya da uluslararası medyada çalışan gazetecilerin bir listesini yapmış ve onların hedef göstermişti, deyim yerindeyse. Yani bu insanlar neden bu, işte niye BBC'de çalışıyormuş, niye Deutsche Welle'de çalışıyormuş, niye CNN International'da çalışıyormuş? Hani Oxford vardı da biz mi gitmedik hesabı? Yani bir ana akım medya, bu nitelikli gazetecilerin çalışacağı bir medya bıraktınız da onlar mı çalışmadı diye sormak istedim. Bir kere bu bir kenarda dursun. İkincisi, ben yine de uluslararası fonlamayla gazetecilik yapmayı sorumlu buluyorum. Bu da benim fikrim. O yüzden de kendi YouTube kanalımda da, kendi medya yolculuğumda da başarılı bulursunuz, bulmazsınız beni, beğenirsiniz, beğenmezsiniz, sizin kanaatiniz, tamamına saygıyla yaklaşıyorum başımın üstünde. Böyle bir şeyi tercih etmedim. Çünkü zaten Türkiye'de hem medyanın finansmanı hem de siyasetin finansmanı çok sorunlu bir finansman modeli. Yani bunu ilk günden itibaren konuşuyoruz. Bir gazeteci nasıl bağımsız olabilir? Günün sonunda bir patron diye bir kişi var ve ondan bir maaş alıyorsunuz. O paranın kaynağı ne? Şimdi bu fonlanan gazeteciliği eleştirirken iletişim başkanı atanmış devlet memuru Fahrettin Altun bu sert kelimeleri kullanırken sormak istiyorum. Sabah gazetesini kim fonluyor? Takvim gazetesini kim fonluyor? Her gün aynı manşetleri okuduğumuz Yeni Şafak'ı kim fonluyor? Korkunç bir habercilik yapan, aslında habercilik denilemez ona, ve birçok yalan yanlış bildiği ekranlarında paylaşan A Haber'i kim fonluyor? A Parayı kim fonluyor? ATV'yi kim fonluyor? Demirören Medya bir dönemin Doğan Medyası'na kimin parasıyla tırnak içinde çöktü? Hürriyet gazetesi nasıl ele geçirildi? Kanal D nasıl ele geçirildi? CNN nasıl ele geçirildi? Şimdi fonlanan medyaya ben karşıyım. Açık konuşayım.
Bugüne kadar da bir kuruş bu çeşit uluslararası fonlardan, hibe programlarından bir destek almadım. Almamayı tercih ettim. Ha, şunu almak isterim. Örneğin kendi kanalımda sizin işte atıyorum Live Sticker'la verdiğiniz katkılar ya da açık ifade edilmiş şeffaf bir marka işbirliği atıyorum ne bileyim uyduruyorum. Yani su mu içiyorum mesela bir su markasıyla yaptığım bir sponsorluk size de ifade ederek gelir vergisini ödeyerek. Buralarda varım. Yani bunları yapmak durumunda kalabiliriz. Kalıyoruz zaman zaman. Kalıyoruz zaman zaman. Ama peki bütün bunları konuşurken şimdi bunları da söylemeyelim mi? Basın ilan kurumunun ilanları bloke edilirken, yazılı medyada belli gruplara dağıtılırken, kamu bankalarının ve kamu şirketlerinin, kamu kurumlarının reklam bütçeleri, tirajı 3 bile olmayan gazetelere, reytingi 5 bile olmayan televizyonlara dağıtılırken ve sürekli Demokles'in kılıcı gibi radyo televizyon üst kurumunun cezaları, yaptırımları bir grup televizyonun ve yazılı basının üzerinde sallanır ve her gün maddi manevi o insanlara, o gruplara mobbing ve ceza kesilirken hakkınız var mı bunu sormaya? Bu gazetecileri ana akımın dışında pozisyonlarken. Gelin bu işi baştan yeniden tasarlayalım. Burada bir problem var. Nasıl iktidarın fonladığı medyaya karşıysam, uluslararası hibelerin ve uluslararası grupların, yapıların fonladığı medyayı da eleştiriyorum. Temkinli yaklaşıyorum, öyle söyleyeyim. Yani çünkü her zaman, buyurun. Tamamını aynı köşe yazılarıyla çıkan yazarlar okuduk ya. Tamamı aynı köşe yazısıyla, aynı başlıklarla çıkan köşe yazıları okuduk. Belediyecilik medyasına da karşıyım. Soran var, Halk TV farklı mı, öyle mi, böyle mi? Halk TV'nin, işte Cem Yıldız soruyor, Halk TV'nin durumu farklı mı? Şu anda farklı. Çünkü Halk TV kendi aldığı reklamlarla ve yarattığı bir reyting rüzgarıyla ayakta kalmaya devam ediyor. Ha, çok zorlanıyoruz, açık söyleyeyim Cem. Yani bu sektörde dolaşan rakamların hiçbirinin yanından bile geçemeyiz bizim arkadaşlarımızın aldığı maaşlar. Onu söyleyeyim. Yani kolaylıkla sponsor bulamıyoruz. Kolaylıkla reklam alamıyoruz. Bunu söylemeliyim yani. Bunu söylemeliyim. Ama bu oradan buradan destekli yapı, buradan ittirdiğin, şuradan kaktırdığın yapı bu çökmek zorunda. Çöker yani bu sürdürülemez. Böyle bir medya olmaz. Böyle bir medya finansman modeli olmaz. Dünyada da çalışmaz. Bizde de çalışmıyor zaten. Bakın her haneden 42 TL alarak hiç izlemediğiniz TRT'yi yapıyorlar. Allah aşkınıza ya soruyorum bu adil mi? Milyar TL'ler var TRT'nin gelirleri. Kaç kanal var ben bilmiyorum. Arabisinden, Kürbisine, World'ünden, News'una, haberine, TRT 2'sine, osuna, busuna. Soruyorum ya size günde kaç saat izliyorsunuz o TRT'yi? O TRT'nin içinde siyasi gündemle ilgili farklı başka haberler bulabiliyor musunuz? Başka partilerin çalışmalarına dair tek saniye bir haber bulabiliyor musunuz? Var mı böyle bir şey? Yoksullukla ilgili, ekonomik koşullarınızla ilgili, zam taleplerinizle ilgili, koronada içinden geçtiğiniz durumla ilgili tek bir saniye haber bulabiliyor musunuz? Bunu kim fonluyor? Peki ileri götürelim. Siyaseti kim fonluyor? Siyasetin finansman modelinde sıkıntı yok mu bu ülkede? Siyaseti kim fonluyor? Fakir fukara siyasetçi olabiliyor mu ya? Veli olabiliyor mu? Geçen gün Erkan Baş geldi Halk TV'de. O kadar önemli bir soru sordu ki stüdyoda. Bir gün parlamentoda genel kurulda sormuş AK Parti grubuna. Aranızda işçi vekil var mı diye. Yüzlerce vekil var parlamentoda. Hangisi işçilikten gelmiş? Parası olmayan vekil olabilir mi? Parası olmayan belediye meclis üyesi olabilir mi? Parası olmayan belediye başkanı adayı olabilir mi? Bu insanları kim fonluyor? Kimin parasıyla siyaset yapıyorlar? Kimin parasıyla gazetecilik yapılıyor? Bu sorular çok çok haklı sorular. Bunları sormaya devam etmeniz lazım. Ama sorarken herkes için sormaya devam etmeniz lazım. Ne demiş Fahrettin Altun? Fatih sen de mi tweetini... Tweetini ekrana getirdim. Fahrettin Altun'u bir daha ekrana getirsene tam olarak ne demiş.
Al buyurun, buraya yazıyor. Rusların yolsuzluk haberiyle ilgili tek cümle yazmadı. Sadece o mu? Evet. Ne diyor? Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bazı yabancı liderler Türk siyasetini dizayn etme niyet ve gayretlerini açıkça ifade ediyor. Yabancı devletlerin fonlarıyla faaliyet gösteren medya kuruluşlarına yönelik bir düzenleme ihtiyacı olduğu açıktır. Çok güzel. Şimdi ben bir şey sormak istiyorum bu cümleyle. Allah aşkına bu kalsın. Bazı yabancı liderler Türk siyasetini dizayn etme niyet ve gayretlerini açıkça ifade ediyor. Evet, kim mesela? Biden. Ermeni soykırımı diye şey yayınlıyor, deklarasyon. Siz ne yapıyorsunuz? Ne diyebildiniz? Hamdolsun konu gündeme bile gelemedi, değil mi? Şimdi mesela Rusya S-400'lerle ilgili ikinci alım için çalışıyoruz dedi. Şak Blinken'den, Amerika Birleşik Devletleri Dış İlişkiler Komitesi'nden derhal yaptırım kararları ile ilgili açıklama geldi. Siz ne yapıyorsunuz? O yabancı liderler Türk siyasetini dizayn ederken iktidar olarak siz ne yapıyorsunuz, ne diyebildiniz, ne yaptınız? Sizi kim fonluyor? Afganlar niye geliyor ya Türkiye'ye akın akın? Kim bu adamlar ya? Kimin adına söz verdiniz siz Kabil Havalimanı ile ilgili? Biz neden 8 milyon Suriyeli, 7 milyon Suriyeli sığınmacıyla birlikte yaşıyoruz? Onlara da yazık, bize de yazık. Yönetiyor musunuz, yönetmiyorsunuz? Bir bakanlık kurdunuz mu, kurmadınız? Entegrasyonla ilgili bir çalışma var mı? Yok. Savrulmuş bir vaziyette Türkiye coğrafyasında onlar perişan, biz perişan, bir kaosun içinde yaşıyoruz. Nasıl oldu bu? Nasıl oldu? Nasıl geldik biz bu noktaya? Ha buyurun, evet, son yanıt Sayın Cumhurbaşkanım. İktidar olduğunuz sürece bize sığınanları katillerin kucağına atmayız. Kim? Katil kim? Böyle söylediğiniz zaman hemen mesela ırkçılıkla yaftalanıyorsunuz. Vay Özlem Hanım, siz göçmen karşıtı, sığınmacı karşıtı, insan hakları öyle böyle. Bence ırkçılık bir ülkenin iç işlerine dolaylı da olsa müdahale edip oradaki o kaosu ve iç savaşı destekleyecek nitelikte politik kararlar alıp sonra da o insanlar buraya geldiğinde o insanların karısına kızına musallat olup 3 liraya 5 liraya o insanlarla fuhuş yapıp o çocukları internet üzerinden pazarlayıp kendinizi aynı Natasha krizinde olduğu gibi birer kuma edinip sonra da o zavallı insanların o çaresizliği içinde o insanları 3 kuruşa 5 kuruşa insanlık onuruna aykırı şartlarda Türk işletmelerinde çalıştırmaya mahkum bırakmaktır. Benim için de ırkçılık budur arkadaşlar. Benim ırkçılık tanımım da bu. Bundan büyük faşizm mi var? Bunları kim fonladı? Bu kararları kim fonladı? Ben de bunu soruyorum. Kim fonladı? Bu siyasi çizgiyi kim fonladı? Gelin bunu baştan konuşalım o zaman. Baştan konuşalım, medyanın fonlanmasını baştan konuşalım. RTÜK yasası, medya yasası defalarca geldi siyasetin gündemine. 19 yıldır iktidardasınız. Çıkartsaydınız bir yasa, medya patronları başka sektörlerde iş yapamaz. Nokta bitti. Enerjiye giremez, turizme giremez, inşaata giremez. Gazetecilik yaparak rekabet edilecek bir alan olsun. Haysiyetiyle gazetecilik yapan yayın kuruluşları tirajını alsın, reytingini alsın, reklam veren de baksın. Ha peki bu okunuyor. İzleyicinin, okuyucunun nezdinde bunun bir güvenilirliği, bunun bir değeri var. Biz de reklamımızı buraya verelim. Bitti, bu kadar basit. Buyurun yapın. Yahu siz en büyük medya kuruluşlarınızı ödenmeyen kredilerle çiftçinin bankasından fonladınız. Nerede o krediler? Ödendi mi geri? Ziraat Bankası neden çıkıp gözümüze sokmuyor bir resmi belgeyi? Kardeşim amma konuştunuz, buyurun işte Demirören grubu aslanlar gibi çekti bu krediyi ödedi diye. Hani? Nerede o belge? Nerede o açıklama? Çalık Holding'e de benzer şekilde aktarılmamış mıydı? TMSF'nin elinde bir grup medya şirketi var. Onları kafanıza göre kayyumlar atayıp ona buna. Bu mu yani fonlanan gazetecilik? Anlattığınız şey, SETA'nın raporları bu mu?
tekrar söylüyorum. Ben mesafeyle yaklaşıyorum. Özellikle uluslararası bir grup tarafından fonlanan gazeteci kav. Bir medya yarışması yaparsın, ne bileyim gazetecilik yarışması. Bunlar başka konular. Bir düşünce örgütü olarak gazetecilerle bir araya gelirsin. Onlar da gider, biz de gideriz. Fonlama meselesine mesafeyle yaklaşıyorum. Hiçbirinden böyle bir şey kullanmadım, uygun bulmadım. Kendi gazetecilik çizgime de tezat teşkil ettiğini düşünüyorum. Ayrı konu. Ama insanları hedef gösterirken hikayeyi baştan anlatmak lazım. Hikayeyi baştan anlatmak lazım. Yoksa filin sadece kuyruğunu tarif edersen, filin sadece dişlerini tarif edersen filin fil olduğunu nasıl anlayacak izleyici, okuyucu, kamuoyu? File fil, kediye kedi diyeceksiniz. Fonlanan gazeteciliğe de fonlandı diyeceksiniz.